Bugünkü dersimizin konusu Fransızca telaffuz 2. Aksanlar. Aksanlar, dört tip aksan vardır. Aksan aigu, aksan grave, aksan circonflexe, aksan cédille. Bir de trimalar var. Trima bunlar aksan değildir. Şimdi görelim. Aksan aigu. Aksan aigu, aigu, e harfini inceltir. Yani e e, E diye telaffuz edilir. Örnek. Ete, elefant, erisant, ekol, ekip. Aksan, aigu. Devam edelim. Fransızca'da bir kelimenin son harfi E ile bitiyorsa... Bu E harfi okunmaz. Fakat E ile bitiyor. Yani Ö üzerinde de aksan varsa E ile bitiyorsa bu E harfi okunur. Örnek. Mor. Morje. Mange. Bak morjlar burada E ile bitiyor. Okunmuyor. Fakat aksan oldu muydu? Kesinlikle okunması lazım. Morje. Jou. Jouer. Dessine. Dessiner. Accent grave. E. Aksan grave. Bu E harfi daha bir kapsamlı, daha bir sert yani. E. E. Demin E. Şimdi E. Yani örnek. Espest. Zèbre. Chèvre. Père. Mère. Şimdi E harfiyle E harfinin beraber Kelimelerde te telaf telaffuz edelim örnek elev elev bu ev Événement. e, Bak, e, 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 e farkını görün e helikopter helikopter anın aksan, e, aksanla aynen aksansız a'nın e, cümlelerde nasıl kullandığını görelim şimdi. Il a une voiture. Burada a bir fiildir. Avoir fiilinden gelir. Şimdiki zaman içinde üçüncü tekil şahısta çekilmiştir. Yani il, el, on. Bu üç özne ile il el on ki o demek Türkçe e, avoir fiili şimdiki zaman içinde a diye çekilir. Bu bir fiildir. Mastarı da avoir. Il va a l'école. Il va a l'école. Il sujet öznedir Va bu fiildir Ali masada Ali üçüncü e, şimdiki zaman içinde üçüncü tekil şahısta çekilmiştir bu alikol ise bu bir tümleştir ilva u uh, alikol nereye gidiyor okula gidiyor bu complément circonstanciel de lieu bu bir yer e, tümlecidir ve a ise burada a bu complément'nın edatıdır yani yer edatı bu il va à l'école devam edelim à quelle heure est-il rentré à quelle heure est-il rentré bourda bourda qui a chimde zaman et da çünkü à quelle heure Saat kachta et évegâté bourda et il fil est rentré. Quand il est rentré. Quand n'est-ce-que est On À quelle heure? Bu, complément de temps. Complément circonstanciel de temps. A ici, le complément circonstanciel de temps est date. zaman, zaman edat. Şimdi aksan grave. A üzerindeki aksan grave. La aksanlı veya la aksansız. Bunları örnekleri de görelim. Anlamaya çalışalım. Şimdi la aksansız. Örnek. La pom. Buradaki la artik definidir. La ise yani dişil ve tekil bu artik defini. La pomme. Où est le chat? la table. Kedi nerede? Orada. Masanın altında. Yani bu oradaki, orada dediğimiz, e, işaret ettiğimiz yer la'dır. Aksanlı. Yani e, yer zarfı. Ce jour la, je Yani o gün hastaydım. Buradaki la, o demek. Buradaki o. O gün hastaydım. Buradaki la, déterminant démonstratif gushlandria. et ce jour-là, il y en a aucun. ce jour-là, ce jour-ci, si, dit, e, déstirerbilerz, yani, Bien si, ait, au lieu de ce jour-ci, te koyabliyosak, koyabilerz. et là, qu'est-ce que tu fais? Yani orada e ee, la diyün hey ne yapıyorsun? Buradaki hey ee, ee, la diyün ya. Bu la bu insan içindeki hissiyatı arttırmak için bu la aksanlı kullanılır. La aksanlı kullanılır. Ve tabii ki bu e, bu ünlem işaretiyle de kullanılır. Çünkü bir hissiyat arttırıyor. ne ee, la ya. Yani bu insanın içindeki hissiyat arttırdığından dolayı bu bir ünlem işareti ile kullanılır bu la. Aksan graf ü üzerindeki aksan graf. Şimdi aksanlı ü ile aksansız ü yani Türkçe aksanlı u ile aksansız u iki farklı harftir. Ee, telafusu telaffuzu aynıdır. Fakat bu kullandığımız kelimelerde farklı kelime, farklı anlamlı kelime oluyor. Şimdi u aksansız o yani o u Türkçe Fransızca bu e, bir seçenektir veya yoksa demektir. Fakat u harf, harfin üzerinde aksan varsa olan u aksan u tamamen farklı bu konu relatiftir. Örneklerde görelim. Tu veux la pomme ou la poire? Elmayı mı istersin yoksa armudu mu? Bu bir seçenektir. La pop ou la poire. Elma veya armut. İkisinden birini seçeceksin. Bu bir seçenek. O, o u. Aksansız u. Şimdi aksanlı u'ya gelelim. Liège et la ville où je suis né. Liège et la ville où je suis né. Burada yani e, Liège doğduğum şehirdir. Burada buradaki u hono relatif complément de lieu'dur. Çünkü e, yer bildiriyor Liège. Et la ville de où je suis Liège oldu yani e, bir şehir olduğu için burası e, yer pronomsu. Pronom relatif complément de lieu'dur. 1981 c'est l'année où 1981 doğduğum yıldır bu. Buradaki u tarih veriyor bize. Yani 1981 tarihinde yani yılında bu bir tarihtir. Doğduğum yani e, buradaki u tarihi bildiriyor. Tarih bildirdiği için Buradaki pronom relatif komplement de temps'dur. Şimdi bu o, e, le pronom relatif bunların e, videosunu ben e, önceden çektim. Yükledim. Oynatma listemde bulabilirsiniz. E, eğer pronom relatif bilmiyorsanız gidin orada bir e, pronom relatifleri e, dinleyin. Anlamaya çalışın. Şimdi aksan gelelim. Aksan harfleri uzatıyor. Örnek. Pat. Yani A, a gibi okunuyor. Aks, aksan sirkonfleks aksan sirkumflekse, Aynı telaffuz ediliyor harf. Fakat burada harfi uzatıyor. Pat. Pat değil. Pat. İl. İ de aynı i gibi okunuyor il sadece uzatma yardımcı oluyor. İl, il değil. İl dediğimizde ile oluyor. Yani il özne var ya odur. İl kısa dediğimizde il budur. Fakat il dediğimizde uzatıyoruz. Adadır. Bu il o demek. Hospital o da aynı şekilde O harfi de aynı şekilde O gibi telaffuz ediliyor. Aksansı konflikste O normal O gibi telaffuz ediliyor. Hospital, Flüt. Ü de aynı şekilde. Flüt. Fakat e, burada bir dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın. E, aksanlı ve aksansız Ü Tamamen kelimenin e, e, anlamını değiştirebiliyor. Örnek mür, mür duvar demek. Mür olgun demek. Aksanlı ü, ü ile yazılan mür olgun demek. Aksan yoksa mür duvar. Yani sür aynı. Sür. E, Le crayon est sur la table. Kalem masanın üst üzerinde. Yani üstünde demek sür. Veya ise bu sür. Emin misin demek. Eski tüye sür. Yani emin misin? Yani burada e, bir e, aksan sirkonfleks tamamen kelimenin de anlamını değiştirebiliyor. Yani burada önemli olduğu e, şart. Yani burada aksan önemli bir aksandır. F'de ise E harfinde önün aksosik kompleks normal E gibi okunur. Fet burada fet buradaki e, e sirkonfleks aynı e harfi gibi okunur. Accent sedi. Accent CD. Yani C harfin altındaki aksan buna sedi denir. Buna CD deniyor. C Se, CD. Harfin A, O, U harflerden önce gelirse S diye okunur. Fasad. Mason. Garçon, Dessus. Tema. Tema. Tema i'nin e harfinin üzerinde bulunur. Tréma iki nokta demektir. Bu tréma iki nokta. Bu tréma ile harfler, trimalı ile harfler, tréma'lı ile harfler yan yana gelen iki sesli harfi ayırır. Örnek: asteroit. Şimdi asteroit'te iki noktayı bu tréma'yı, iki noktayı koymasaydık tek nokta olsaydı astegu, yani o, i va diye okunur. Va, asteguad diye okunur. Okunurdu. Bu iki nokta işte e, bu iki nokta i harfini i diye okumamızı sağlar. Astegu Böylece i harfiyle o harfini ayırıyor. Yani in onan i birbirine e, gelince va diye okunduğundan dolayı i o'yu iki nokta ayırıyor. İki harfi e, telaffuz etmemizi sağlıyor. Asteroide. Naif. Naif. Burada a ile i e diye okunur. Burada, fakat bu kelimede biz e istemiyoruz. Naif ana i'yi telaffuz etmek istiyoruz. Bundan dolayı bu tema ana i'yi telaffuz etmemizi sağlıyor. İ'yi i gibi okumamızı sağlıyor. Na if. Noel de aynı. En üzerindeki o tema tema da aynı. o iki nokta da aynı. E harfini telaffuz etmemiz için ee, bu en üzerinde iki nokta var. Noel. Yoksa nel olurdu. Noel. Bugünlük bu kadar.